Son satır. Ve kavluhu evfu binezrek illa sallallahu aleyhi ve sellem zalik bintifa el mani' fe kâle fe innehu la vefâ linezrin fi ma'siyetillah. Bakınız burada, madem ki buradaki deve adam adak adamış, Allah Resulü diyor ki evfu diyor, nezrini yerine getirir. Ancak diyor Allah'a isyanda nezir yapma diyor. Ve burada işte çünkü aleyhissalatü vesselam men nezere en yuti'ullah fel yuti' diyor. Ve men nezere fi ma'siyetillah fela yuti' diyor. Kesinlikle Allah'a masiyet söz konusu olduğu zaman ve bu şekilde adamışsa bunu yerine getirmesin burada demek istiyor. Ama diğer şekilde getirsin. Ve birçok kişi adak adadığı zaman ya ben ne yaptım diyor. Nereden şimdi para getireceğim? Ben nasıl bu hale düştüm diyor. Böyle pişman oluyor. Kim sana dedi adak et? Allah mı sana dedi? Resul mü sana dedi? Yok. Bizzat Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki nedir? Ancak cimrinin cebinden çıkarır olan paradır diyor. Parayı cimrinin cebinden çıkarmaktan başka bir şey değildir. وَلَا يَأْتِي بِخَيْرِ diyor. Hayır getirmez diyor nedir? Adam diyor ki ya Rabbi çocuğum askerden gelirse diyor koskoca bir koç keseceğim. Ya tavuk et de neyse. Kardeşim söyleme bunu. Söyleme ki pişman olma. Çünkü Allah seni mükellef kılmıyor burada. O zaman söylediysen yerine getireceksin, getireceksin. E peki bu adam miskindir, fakirdir, hataya düştü, ne yapacak? Eğer gerçekten parası yoksa ve bunun niyetini Allah biliyorsa tabi, değil mi? Allamul gıyub. Gaybleri bir Allah'tır. Yani nasıl işte zifiri karanlığın, simsiyah karıncanın, siyah taşının üzerinde olanı, o karınca sesini ve duyanı gören Allah bizim kalbimiz içindeki olan şeyleri bilmez mi? La yadullu Rabbi ve la yensa. Benim Rabbim ne dalalete erer ne de şaşırır. Bilir Allah tebareke ve teala. E adam fakirdir. Parası yok. O zaman alimler diyorlar ki it'amu aşrete mesakin, 10 miskini doyuracak. E gücü yok. O zaman diyor ki tamam ilk önce i'taku rakabe. Bir köleyi azat edecek. E günümüzde köle yok. O zaman it'amu aşrete mesakin, 10 kişiyi doyuracak. İmkanı yok. O zaman diyor ki 3 gün oruç tutsun burada demişler. Duralım burada. Yarın inşallah gene 8.30'da saat 8.30'da aynı yerde devam edelim. Ve kavluhu el vefa diye başlayıp bu şekilde ara vermeden bu babı da inşallah bitirmiş olacağız. Ondan sonra bakalım hangi bab? Mineşşirk ve nezir li gayrillah. Aynı başka bir bab. Allah'tan başkasına kesilen olan koçun, kurbanın, tavuğun bile olsa hangisi işte Allah adına kesilmediği müddetçe şirktir, mındardır ve Allah tebareke ve teala katiyen bunu kabul etmeyeceğinin delillerini inşallah sunmaya çalışacağız. Yarın 8.30'da inşallah sağ salim kalırsak Rabbim bize ömür verirse. Vallahu alem ve sallallahu